Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir program yapalım. Daha sonra bu programı test edelim ve %100 kod coverage'a ulaşmaya çalışalım. Programımız şu arkadaşlar. Birden verilen bir sayıya kadar olan sayıların toplamını bulacağız. Şöyle diyelim ki birden 10'a kadar olan tam sayıların toplamını bulacağız. Yani 1, 2, 3, 4, 5 bunların hepsini toplayacağız. Öyle bir program yapacağız. Daha sonra bunun çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. Öncelikle bir class oluşturalım. Apex Programs diye bir class oluşturuyorum. Ve bunun içine bir metot koyuyorum. Arkadaşlar metot oluşturuyorum. Public static olsun diyorum. Sonucu bana integer olarak dönsün istiyorum. Integer diyorum. Metodumun adı da şey olsun, sum of numbers, sum of numbers diyelim. Sonra içine bir parametre geçmemiz gerekiyor. Integer n diyelim. Çünkü ben n'e kadar olan rakamların toplamını istiyorum. Birden n'e kadar. Yani 10 diyorsak birden 10'a kadar, 50 diyorsak birden 50'ye kadar olan rakamların toplamını istiyorum. Daha sonra bir for each loop yaparak birden n'e kadar olan rakamların toplamını almaya çalışacağım. Öncelikle toplamı burada tanımlayalım. Integer sum diyorum. Buna sıfıra eşitleyebilirsiniz. Sıfırla başlasın. Yani initial başlama değeri sıfır olsun. Daha sonra for each loop'un içine bütün rakamları tek tek alıp buna eklemeye çalışacağız. Şimdi for each loop'umuz yapalım arkadaşlar. Integer i diyebilirsiniz. I sıfırdan başlasın. Sonra bizim bu tanımladığımız i less than or equal to hatta birden başlasın isterseniz. Birden başlatalım. Birden n'e kadar diyoruz. One is less than or equal to n diyelim. Yani şuradaki bizim n'e kadar devam etsin. Bir de şöyle istiyorum. I plus plus bir bir artsın istiyorum. Tek tek artarak devam etsin. Birden n'e kadar olan bütün rakamları tek tek deneyecek. Bunları aldıktan sonra arkadaşlar bunları sum'a eklemem lazım. O yüzden sum plus equal i derseniz bütün i'nin değerlerini siz sum'a eklemiş olursunuz. Şöyle diyeyim. I eşittir 1 iken bizim sum ne olacak arkadaşlar? Plus equal 1 olacak. Yani 0 şöyle olacak. 0 artı 1 olacak ve sum'un yeni değeri 1 olacak arkadaşlar. Daha sonra i eşittir 2 iken böyle devam ediyor. Sum'un yeni değeri 1 olduğu için 1 artı 2 eşittir 3 olacak. Bu şekilde devam edecek. Nereye kadar? Bizim belirlediğimiz n'e kadar bu şekilde devam edecek. En son n ise n'e kadar gelecek ama sum sürekli değişiyor. Yani i 1 iken sum 1 oluyor. I iken sum 1 olduğu için 1 artı 2 3 oluyor. 3 iken 3 artı 3 6 oluyor. 4 iken 6 artı 4 10 oluyor. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde birden n'e kadar olan bütün rakamların toplamını bulabiliyoruz. Bizim burada return'ümüz ne olacak arkadaşlar? Return'ümüz bizim sum olacak. Sum bizim return'ümüz olacak. Bunu kaydediyorum. Şu anda bu program bizim işimizi görüyor. İsterseniz bir öncelikle Anonymous Window'dan bunu bir deneyelim. Ne yapalım? Öncelikle class name'i yazalım. Nokta method name'i yazalım ve içine bir parametre geçelim. Küçük bir rakam geçelim. 5. 5'i geçiyorum ve bunu sistem debug'ın içine koyuyorum. Çünkü sistem debug kullanmadığımız için bir sonucunu göremeyeceğiz. Şu şekilde onu sistem debug'ın içine koyuyorum. Ve öncelikle kendimiz hesaplayalım. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 olması gerekiyor. Bunun da değeri nedir arkadaşlar? 1 artı 2 3, 3 artı 3 6, artı 4 10, 15. Yani bize 15 sonucunu vermesi gerekiyor. Execute yapalım bakalım bize 15 veriyor mu? Evet, 15 değerini bize veriyor. İsterseniz şimdi test class'ını oluşur. Bir de orada bunu test etmeye çalışalım. Yeni bir class oluşturuyorum. Buna Apex Programs Test diyorum. Şu şekilde.
Daha sonra test klası olduğu için başına is test yazıyorum. Oluşturduğum metodu da is test metodu yapıyorum. Ve her zaman olduğu gibi public static void yapıyorum ve parametre geçmiyorum. Şimdi bu bizim biraz önce anonymous winner'da geçtiğimiz yani o metodu çağırdığımız şekliyle aynı yol ile şeyi çağırmamız gerekiyor. Metodu test metodunun içinde çağırıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Onu çağırıyoruz. Evet. Ve bunu bir değişkene eşitleyebilirsiniz. Yani store bir yerde depolama adına bir container'ın içinde depolayabiliyorsunuz. Bizim buradaki container'ımız şuradaki return'le aynı olması lazım. Bizim return neydi arkadaşlar? Integer. O yüzden integer diyorum. Integer. Buna da result eşittir. Apex programs.sumof. Yani buradan gelen sonuç neyse. Hani biraz önce hesaplamıştık 15 geliyordu. Onu biz result'a eşitliyoruz. Şimdi system.debug değil de neydi? Assert yapmamız lazım. Assert equals'u kullanıyoruz. Expected bizim 15. Peki gerçek result'ımız ne? Şuradaki result'ı gerçek actual result'ın yerine koyup bunu biz run yapıyoruz arkadaşlar. Run yaptığımız zaman da sonucu görmüş olacağız. Öncelikle kaydedelim. Bir hatamız var mı yok ona bakalım. Public static void dedik. Metodun adını yazmadık. Test A diyelim buna. Şimdi hatamız var mı yok. Şimdi test edebiliyoruz. Şuradan da test edebiliyorsunuz arkadaşlar. Test kısmına tıklayın. Şuradan run diyor. Run all diyor. Run all'dan hepsini run yapabiliyorsunuz. Ya da new run deyin. Sadece istediğiniz programı run yapın. Şunu tıklayın. Metodu seçin. Run yapın. Sadece bizim oluşturduğumuz o class'ı run yapsın. Bakıyorum arkadaşlar. Bizim test run run olmuş oldu. İçine bakıyorum. Bir problem yok. Tek bir metodumuz var. O da gördüğünüz gibi başarıyla testten geçmiş oldu. Daha sonra şeye bakalım. Apex programa bakıyorum. %100 o da başarıyla geçmiş oldu. Tabii siz %100'e ulaştınız ama devam edebiliyorsunuz. Diyelim ki siz bu metotları artırmak istiyorsunuz. Hiç problem yok. Artırabilirsiniz. Şu şekilde bir tane daha koyuyorum. Diyorum ki ben test B metodumuz olsun. Burada da isterseniz 0 iken onu hesaplayalım. 0 iken 0 olduğunu biliyoruz. Çünkü 0'sa 1'den 0'a kadar olan rakamların toplamı ne olur? Yine 0 olur değil mi arkadaşlar? 0 olur. Bakalım bizim test geçecek mi? Run yapıyorum. Kaydetmemişim diye düşünüyorum. Tekrar run yapıyorum. Evet. Evet. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi iki metodumuz var. İkisi de geçmiş. Görüyorsunuz burada. İkisi de geçmiş. Şöyle. Ondan sonra Apex programına bakıyoruz. O da %100 geçmiş. İstediğiniz kadar bu şekilde test metotları koyabilirsiniz. İstediğiniz farklı rakamlarla oluşturduğunuz bu metodu çağırıp test edebiliyorsunuz. Evet, burada söylemek istediğim birkaç şey var. Birincisi, neden şu ifadeyi kullanıyorum? Bu ifadeyi sadece arkadaşlar, eğer şurada return kullanmışsanız kullanabiliyorsunuz. Burası integer, burası da return olması gerekiyor. Bunlar yoksa kullanamıyorsunuz. Ondan sonra o ifadeyi neden kullanıyorum onu da söyleyeyim. Çünkü ben system assert equals'u kullanmak istiyorum. Ama bunu kullanmak istediğimde void olduğu zaman, şuradaki ifade void olduğu zaman bunu kullandırmıyor. Illegal assignment diyor. O yüzden ben sırf şunu şu şekilde test etmek için buradaki ifadeyi void değil de integer yapmış oldum. Ve return keyword'unu kullanmış oldum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.